kendi iç yarışımızda kendi arkadaşlarımıza, kardeşlerimizle ilgili olumsuz bir söz söylemek doğru değildir. Yakışık almaz. Partimizde böyle büyüdük, böyle yetiştik. İlçe başkanlığımızı da böyle yaptık. 3,5 sene boyunca ilçe başkanlığı görevini yürüttüm. 2008 yılında partimize üye oldum. Gençlik kollarından yetiştim. Sırasıyla ilçe yönetim kurulu üyeliği, ilçe başkan yardımcılığı, ilçe başkanlığı, kurultay ile ilgili görevlerini üstlendim. Son tüzük kurultayında da şehrimizin tüzük temsilcisi olarak görev yaptım. Görev süremiz boyunca 2 genel seçim, 1 anayasa halk oylamasını geçirdik. Kapı kapı dolaşarak tüm Süleymanpaşalı hemşehrilerimi kucaklamayı ve zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmayı kendimize ilke edindik. Doğruları savunduğumuz için, doğruları savunmaktan da çekinmediğim için zaman zaman çok ağır eleştirilerde aldığımız doğrudur. Ama yılmadan ve dürüstlükten taviz vermeden beraber yürüdüğümüz yol arkadaşlarımızın da desteğiyle birçok başarıya imza attığımızı düşünüyorum. Örneğin göreve geldiğimizde partimizin herhangi bir milletvekili, Tekirdağımızın herhangi bir milletvekili partimizin yönetiminde maalesef yoktu. Burada üyelerimizle, delegelerimizle, yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla, diğer ilçelerdeki arkadaşlarımızla, ilçe belediye başkanlarımızla birlikte, il başkanımızla birlikte, bütün kurultay delegelerimizle birlikte, Tekirdağ'daki bütün kurultay delegelerimizle birlikte el ele kol kola vererek milletvekilimizin önce parti meclisine sonra da Merkez Yürütme Kurulu'na girmesinde katkımız oldu. Özlenen bütün Süleymanpaşalıları hemşehrilerimizin özlediği, beklediği Süleymanpaşa'dan bir milletvekili isteğin talebini nihayet gerçekleştirebildik. Süleymanpaşalı milletvekilimizi ikinci sıraya yazdırdık. Gönül isterdi ki bunları ön seçimde gerçekleştirebilelim. Fakat tek adam rejimi baskın seçim yaptığı için, takvimimiz müsait olmadığı için genel merkezimiz ön seçim yapamadı ve biz de genel merkezimizde tabiri caizse orada bekleyerek, dilimiz döndüğünce, ihtiyacımız olduğunu da belirterek çok şükür vekilimizi Tekirdağ'ımıza kazandırdık. Görev süremiz boyunca hiçbir maddi beklenti ve kazanımımız olmadığı gibi Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin veya devletin yaptığı hiçbir ihaleye katılmadım. Siyaset yapan, siyasette sorumluluk noktasında olan insanların bu şekilde ihalelere girmesinin doğru olmadığı kanısındayım. Birileri benim gibi düşünmüyor olabilir. Fakat ben amirlik görevini yapacak olan insanların beklenti içerisinde olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu süreçte eksik kaldığımız hususlar da olmuştur. Ancak hatalarımızdan ders çıkararak ve aynı hatayı tekrarlamadan doğru olan yolda yürümeyi hedefledik, hedefleyeceğiz. Dürüstlüğümüzden asla taviz vermedik. Dürüstlüğümüzden dolayı aldığımız eleştirileri de göğüsledik, göğüslemeye de devam edeceğiz. 31 Mart yerel seçimlerinde partimizden Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı'na aday olmak için ilçe başkanlığı görevimizden ayrıldık, genel merkezimizin bize verdiği takvimde. İlçe başkanlığı sırasında öncesinde de sade bir üyeyken her zaman her yerde kotasız, kontenjansız ön seçim yapılmasını savunmuşuzdur. Ve bununla defalarca gerek sizlerin gerek danışma toplantılarında partimizin üyelerine defalarca da belirttik. Bu süreçte de belirttik. Fakat genel merkezimiz Süleymanpaşa ve Çorlu'da ön seçim yapmama kararı aldı. Zaten gergin olan ortamı da gözlemleyerek şehrimizi, kentimizi, ilçemizi daha da karıştırabilecek adımları atmamaya da gayret gösterdik ve o süreçte mümkün olduğunca toparlayıcı bir dil kullandık. Genel başkanımızın, genel merkezimizin iktidarda olduğumuz ilçelerde genelde mevcut belediye başkanlarıyla devam felsefesi neticesinde ilçemizde de belediye başkanımız, o dönemki belediye başkanımız partimizin adayı olarak gösterildi. Ben hemen başta adayımız, başkanımız olmak üzere il başkanımızı, ilçe başkanımızı aradım. Nerede, ne zaman, ne görev verilecekse yapmaya hazır olduğumuzu, hiçbir beklentimizin olmadığını
Hatta yapılacak olan programlara destek vermenin de ötesinde program oluşturabileceğimizi belirttim. Ve bir kez de belirtmekle kalmadım. Bu o dönemki karar verici arkadaşlarımızın da güvendiği arkadaşları da araya koyarak, geçen zaman içerisinde görmüş olduğumuz sıkıntıları dile getirerek, bu sıkıntıların giderilmesi noktasında yapılabilecek olanları da tekrar tekrar belirttik. Hatta bu seçim kampanyası döneminde genel merkezden sadece Süleymanpaşa'ya özel değil, diğer ilçeler içinde bir çalışma yapıldı. Aday adaylarının bir araya gelmesi, aday adaylarının meclis listesine girmesiyle ilgili bir talep geldi. Bu talep şahsıma da geldi ve hatta kabul etmeyeceğim dile getirilmesine rağmen ben hiçbir sıra menfumu olmaksızın, dilerseniz 15. sıraya yazabilirsiniz, dilerseniz yazmazsınız, yeter ki biz bu seçimi alalım diyerek verilecek ne görev varsa yerine getireceğimizi, hiçbir koltuk beklentimizin olmadığını net bir şekilde ifade ettik. Ama maalesef olumlu bir dönüş ne şahsıma gerçekleşmiştir ne de diğer aday arkadaşlarıma böyle bir dönüş gerçekleşmiştir.